It's been a real pleasure to be not only in this wonderful event at the International Football Economic Forum, but also it's always a pleasure for me and for La Liga to be in Istanbul, which is a wonderful city that I always enjoy every time I come. Ekonomik Forum gerçekten çok güzel bir etkinlik. Çok güzel konuşmacılarla da fikirlerini ve bütün paylaşımlarını görebildik. Türkiye'deki durumları da bilebiliyoruz ama ayrıca benim için de çok ve La Liga için de çok özel bir etkinlik. Çünkü İstanbul'a gelmek bizim için her zaman çok güzel bir duygu ve ondan dolayı çok mutluyuz. I mean, for us, it's wonderful that we have a part of the amazing talent in terms of Turkish players. We are so lucky to be able to have three players at the Celta de Vigo, Granada, and Valladolid. And not also because we can enjoy the matches with them, but also because it's the perfect tool for us in order to promote La Liga in Turkey. We have one person here, we have one La Liga delegate based here in Istanbul that is working very hard with having relations, for example, with the local league, with some of the most important influencers in Istanbul, like Nusret, and doing different collaborations with many institutions to make La Liga stronger and even more followed here in Turkey. Yani tabii ki doğal olarak Türk futbolcuların yani La Liga'da bulunması bizim için çok güzel ve bu onların futbolunu da İspanya'dan izleyebilmek çok güzel bir duygu. Ama aynı zamanda da bu oyuncuların bizim için bu pazara en büyük anahtarı da sunduğunu da söylememiz lazım. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye'de de bir delegemiz var. Onun da işinin en büyük parçası hem bu oyuncuları kullanarak hem buradaki ligle ya da işte sosyal medyada belli projeler tasarlayarak Türk pazarını La Liga'nın Türk pazarında büyütmeye ve parlatmaya çalışıyoruz. We would love to keep working with the local league. For us, it's very important that in all the territories that we have presence in, we are in total contact with the federations and local leagues in order to try to do an exchange of knowledge. We can, of course, learn from the local league, and they can also learn from us, and we can do this exchange. For us, it's really strategic to keep working with them. Tabii ki doğal olarak hem ligle hem federasyonlarla bulunduğumuz her ülkede bu tarz çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Ve en önemli noktalardan bir tanesi bilgi alışverişi. Yani biz her zaman bilgimizi paylaşmaya açığız ve dünyadaki futbol kalitesini de artırmak istiyoruz. Ama aynı zamanda da pazardan bilmediğimiz çok fazla şeyi de yerli liglerden ve federasyonlardan öğreniyoruz. Ve çok stratejik bir nokta bu. Ondan dolayı ki tabii ki çalışmaya devam etmek istiyoruz. Sí, hombre, yo diferenciaría tanto por un lado la parte deportiva como la parte de negocio. Si quieres traduciendo que a lo mejor va a ser más fácil. Öncelikle hem spor tarafını hem teknik tarafını yok ayırmayanın önemli olduğunu söylüyorum. En la parte de negocio ya en el 2013 empezamos con la expansión internacional con la primera oficina en Dubai. İş kısmında 2013'te başladığımız şekilde bu Orta Doğu bölgesine zaten büyük bir büyüme ivmeyi yakalayarak Dubai ofisini açmıştık. Desde ese momento vimos que necesitábamos crecer más y más rápido y en más países. Entonces en el 2017 se implantó la Liga Global Network. Es un proyecto donde tuvimos a más de 45 personas repartidas por el mundo y con presencia física en varios países que consideramos estratégicos para la Liga. O andan itibaren 2017'de de Global Network dediğimiz bir global ağ kuruldu. 45 farklı ülkede 45 kişinin seçilmesi ve bunların bu ülkelerde 7/24 burada olup ve bu pazarlarda, stratejik pazarlarda çalışmalar yapmasını gerek duyduk. Uno de esos países es Turquía, de hecho tenemos la presencia de Mete Turmenoglu desde el 2017, entonces para nosotros Turquía es un mercado muy interesante. Es una parte de negocio. Yani bu iş tarafında da yani bu stratejik ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Bildiğiniz gibi Mete Türkmen, ben buradayım ve bu işleri yönetmeye devam ediyorum. Ve Türkiye'yi daha iyi anlayarak ve La Liga markasını parlatmak adına her zaman çalışmaya devam edeceğiz. En cuanto a jugadores, bueno, pues tradicionalmente, como decís, pues hubo varios jugadores turcos de mucha calidad y estamos más que interesados en que pueda haber el mayor número de jugadores turcos posibles en la liga, que eso incrementaría el nivel de nuestra competición.
ve daha teknik ve sportif tarafa geçersek evet yani haklısınız. Şu anda da 3 oyuncu, Türk oyuncu bizde La Liga'da oynuyor. Ama zamanında da yani bir Türk futbolcunun La Liga'ya gelme geleneğini görüyoruz. Yani siz de biliyorsunuz. Ve bizim için her zaman yani bütün dünyadan yeteneği La Liga'da barındırmak istiyoruz. Ve bunu dünyaya sunup ve parlatmak istiyoruz. Ondan dolayı umarız ki o rakam da artar. A la salida de Ronaldo y cómo percibe la liga las críticas que está recibiendo a causa de esta salida y cómo puede ser, o sea, la pérdida de una estrella, porque al final vemos que lo que es el Real Madrid y el Barcelona, la competencia nunca va a acabar en ese sentido, pero en un momento en el que a lo mejor alguna gente está inclinándose más hacia la Premier League, ¿cómo está actuando la liga y cómo recibe las críticas sí, en ese bueno, sentido? A ver, lo primero, la liga no ficha ni decide los jugadores que tienen que llegar a los clubes de la liga, eso es una decisión de cada club. Como sabemos, Cristiano Ronaldo y Messi eran los dos mejores jugadores en los últimos años, fueron los mejores jugadores del mundo. Entonces, lógicamente, tener a los mejores jugadores del mundo en tu competición siempre es bueno. Eso no quiere decir que el éxito de la liga esté directamente relacionado única y exclusivamente a los jugadores que tenemos. Cristiano Ronaldo se fue de la liga y los derechos televisivos de la liga incrementaron. No vemos tampoco que ningún sponsor haya pagado menos o hayamos perdido sponsors, todo lo contrario, tenemos más sponsors, por lo tanto no vemos un impacto negativo de la marcha de Cristiano. Dicho eso, no quiere decir que sea un jugador, lógicamente, de un nivel top. Yani öncelikle ve doğal olarak yani Ronaldo'nun ne kadar üst bir seviyede bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani onu hiç kimseye söylemesine gerek yok. Ve tabii ki Ronaldo'nun ve Messi'nin bizim ligde bulunması her zaman çok güzel bir promosyon şeyi olabilir, tool olabilir bizim için. Ama aynı zamanda da önemli olan biz La Liga'nın markasını her zaman oyunculardan bağımsız tutmamız lazım. Hani oyuncular gelip gidebilir ve biz aslında her zaman La Liga'nın markasını yukarıda tutmamız lazım. Ve ayrıca küçük bir detay daha, La Liga asla bir kulübün nasıl transfer yapacağını da söylemek yetkisini de taşımıyor. Her zaman bunlar kulüplerin yaptığı transferler. Biz ondan dolayı La Liga'yı bir paket olarak çalışarak ve bunu dünyaya sunarak her zaman şey yapmaya çalışıyoruz. Dünyaya aktarmaya çalışıyoruz ve önemli bir nokta Ronaldo gitmesine rağmen yayın gelirlerimizde artış gösteriyor. Mevcut sponsorlardan hiçbirisi ayrılmak istemedi. Aksine daha fazla sponsorluk imzaladık ve ondan dolayı bu daha yani süreklilik ve sürdürülebilirlik bulunan projelerde devam ettikçe bu tarz vedalar bizi daha az etkileyecek.